Adamlar gitmiş yatağı falan toplamış. Thank you yazmış. Lan bunu uğraşacağına 2 dolar bırak öyle git. Allahsız herif ya. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Housecube'in günlükleri bölüm 2 sonunu çekebiliyorum. Bu videoda arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak gene ne yapacağız? Odalarımız umarım check-out olacak bu sefer ve odalara girip işte tip bulacağız, eşya bulacağız. Onları göstereceğim sizlere. Hani odalar check-out olduğu zaman, yani odadan çıkış yaptıkları zaman bakması çok hani zevkli oluyor. Çünkü içeri girdiğiniz zaman ne bulacağınızı bilmiyorsunuz. Yani bira bulabiliyorsunuz, kola bulabiliyorsunuz, cips bulabiliyorsunuz, yemek bulabiliyorsunuz. Para bulabiliyorsunuz en önemlisi. Bu sefer şeye karar aldık. Eğer bira bulursak, bizim arkadaşlar bira içiyorlar. Onlara satacağız. Yani alacağız bu sefer. Hiç anlamamıştık. O da bir tip yerine geçecek yani. Şimdi otele gidiyoruz sabahın 8'inde. Gene yüksek ihtimalle 4'e 5'e kadar çalışırız. Size onları göstermeye çalışırım. Bu arada herhangi bir şekilde Work and Travel'la alakalı ya da ikinci iş bulmakla alakalı sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yani ikinci iş olayı biraz bizi çok kurtardı çünkü Lagoon'da günde 14 saat çalışıyorduk ve güneşin altında çalışıyorduk. Mesela dün 14 saat çalıştım toplam Lagoon'da ve mahvoldum, çok yoruldum. Çünkü full ayaktaydım ve dışarıdaydım. O yüzden mesela bu iş bugün biraz daha benimle dinlenmemi sağlayacak aslında, yorulmaktan çok. Hadi o zaman daha fazla konuşmayalım, otele gidelim. Otelimiz şurada gördünüz, bir courtyard. Arkadaşlar kahvemizi aldık gene. Levent'in Bey, kahvenizi nasıl buldunuz? Yumuşak. Neden acaba? Üstünde kahve tekledi çünkü. Çünkü yumuşak adam kahvesi içiyor. Şakacı şey. Şimdi evet, kahve içip işe başlayacağız. Arkadaşlar şimdi kağıtlarımızı aldık. Odadan açmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi burada şu gördüğünüz V'ler odayı boşaltmış demek. Bu 3 odayı 217, 218, 219 açacağım. Şimdi bakalım içeride ne çıkacak. Sonra saat 11'de diğerlerini açacağız. Hadi bakalım ilk odaya başlıyoruz. 217. Housekeeping. 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 Evet, odamıza giriyoruz. Odamızda hiçbir şey çıkmıyor tabii ki de. Ama da bayağı toplu temizliği. Şansımıza en azından temiz olan denk geldi. Buna fazla uğraşmayız. Dolaba bakıyoruz, boş. Burası da boş. Burası belli ki hani böyle bir gün gelmiş, toplantıya gelmiş, sonra eve gitmiş. O şekilde bir oda yani. Banyosuna bakalım ne durumda. Banyosu temiz. Aynen, burada sıkıntı yok, burada temiz bir oda. Hadi bakalım, ilişkimiz boş. 1-2-18. Housekeeping. Housekeeping. Evet, burası bir odamız. Burası da gene toplu bir oda. Biraz karanlık. Hemen camı açalım. Aa, burası balkonlu odaymış bak. Balkon bayağı iyi, güzel. Dolabımızda bir şey var mı? Dolabımız boş. Burası da boş. Yine temiz bir oda. Kirli değil. Gene bir kişi kalmış yüksek ihtimalle. Şimdi arkadaşlar 3 tane odayı açtım. Bir şey çıkmadı. Bunlar zaten erken çıktığı için ve hani gördüğünüz gibi odalar temiz olduğu için yani temiz bir oda. Yatağdan yatağı yapmamış neredeyse. Yani tip çıkması zaten çok mümkün değildi. Şu odadan çok beklentim büyük. 3'te çıkıyor saat. Genelde geç çıkanlar kesin tip bırakıyor. Geçenlerde 20'ler tip bulmuşum bir tanesinden. Şimdi aşağı ineceğim. Arabayı hazırlayacağım. Gelip şu odayı temizleyeceğim. O ara saat 11'e gelir. 11'e şuradan başlayıp hepsini açmaya başlayacağım. Ya bugün beklentim var, tip buluruz diye düşünüyorum, en azından 10-15 dolar. Özellikle bu odadan bir şeyler bulacağımızı düşünüyorum. Bakalım. İlk günde böyle olmuştu. İlk odaları açtık, hiç tip falan hiçbir şey yok. Odalar tertemiz. Diyorum bu nasıl otel? En son saat 11'deki odaları açmaya başladık. Arda arda 3 odadan tip çıktı. 5 dolar, 8 dolar, 10, yok 20 dolar şeklinde. Bayağı iyiydi. Sonra ikinci gün de genel şekilde oldu. Yani genelde erken çıkanlar tip bırakmıyor. Çünkü hani bir gün falan kalıyor, yarım gün kalıyor. Çok şey yapmıyor. Yani çok pahalı günlük yani. 200 dolar veriyor odaya. Arkadaşlar bu odaya daha girdim. Buradan yemek buldum. Ama tabii yemek dolu mu boş mu bilmiyorum. Bakalım neymiş. Bayağı dolu, hani sıfır tava benziyor. İçini açıp deneyip bakalım neymiş. Açamıyoruz. Ve tavuk ve patates var. Bayağı iyi. Bu da açılmamıştı. Bunu da hiç yememişler. Bunları yeriz. Ve bu arada toplu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü bu 4. ile 5. yolu açtım. Hepsi toplu. Biraz ilginç bir gün. Bunları şimdi alsam mı, buraya bıraksam mı bilemedim. Bu
burada dursun bakalım şimdilik ya. Kimse almaz herhalde. Evet, bir oradan ayrıldık. Masanın üzerinde bir şeyler görüyoruz. Bakalım neymiş. Evet, maalesef bahşiş değil. Otelin kartı. Onun haricinde bir şey yok. O da gene yani tertemiz diyebileceğimiz bir oda. Dolapta bir şeyler var. Hiçbir şey yokmuş. Bugün gerçekten yani en şanssız günlerden bir tanesi olabilir. Devam. Diğer odamıza da girdik. Yine boş bir odaya benziyor. Yataklar da bu arada 2-2-2. Bizi bitirecek bu oda ya. Aa, protein tutmuş bir tanesi. Dibinde biraz kalmış. Yok, proteinin üstü aynen. 14 gram protein var. Bunu bir kere ben de içmiştim, hatırlarsınız. Belki tadı bayağı güzeldi. Dolabı açıyoruz. Evet, bakalım dolaptan bir yemek çıksa bari. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Şöyle bir şey manzarası var. O zaman son odamıza gidelim. Bir odamıza girdik arkadaşlar. İçeride insan var. Tam kapıyı açtım. Küçük bir tane kız çıktı. Neyse ki içeride uyuyan biri falan yoktu. Şimdi o zaman kağıda bakalım ne kalmış ne kalmış. Şimdi odaların hepsini açtım. Sadece 222 ve 213 açmadım. 222 saat 3'te çıkacakmış. Hani bundan ümitliyim çünkü genelde geç çıkış yapanlar zaten tip bırakıyor. Normalde erken çıkması gerektiği için geç çıkıyor mesela, bir sıkıntı oluyor. Bunlar tip bırakıyor. Bakalım nasıl bırakırlar. Arkadaşlar biraz da Amerika'daki hayatımızdan bahsedeyim. Amerika'ya gelmeden önce herkesin böyle bir hayalleri işte. Amerika çok iyi, çok kolay, her şey çok ucuz, çok fazla şey falan filan, biliyorsunuz bunu. Hani YouTuber'lar aşırı abartıyor, her şeyi çok ucuz gösteriyor falan. Amerika'ya geldiğimiz günden beri YouTube'daki çoğu şeyin hani yalan olduğunu anladık, kendimiz gördük, yaşadık. Amerika arkadaşlar evet ucuz. Paranızı kazanıyorsunuz ve bunu harcayabiliyorsunuz, yani bir şey alabiliyorsunuz. Ya ben telefon aldım, bilgisayar aldım falan filan. Ama gerçekten de hani YouTube'da gördüğümüz kadar ucuz değil. Mesela protein tozları, herkes çok ucuz diyor işte, çok ucuz, bedava falan, bir gittik 40-50 dolar. Yani 40-50 dolar az para değil arkadaşlar. Özellikle Türk para çevirdiğiniz zaman Türkiye'den neredeyse daha pahalıya geliyor. Ve şöyle diyenler var işte, TL'ye çevirme, orada kazanıyorsun. Ben bir ay sonra Türkiye'ye döneceğim için çevirmek zorundayım. Yani neyse, şimdi buradan birkaç tane sheet alalım, sonra gidelim. Belki bugün şey yapabilirim, Amerika ile alakalı bir soru cevap videosu için soru sormuştum size Instagram'dan. Instagram Uğur Workout, bu arada beni takip unutmayın. Orada hani bütün Amerika'daki yaşadığımız şeyleri, işte sorularını falan cevaplamayı düşünüyorum bugün vakit olursa, akşam eve gittiğim zaman. Onları cevaplayacağım, yakında onu da izlersiniz inşallah. Ama Amerika arkadaşlar cidden anlamda zor. Özellikle bizim gibi çok çalışıyorsanız, şu an iki işte çalışıyoruz. Yani ortalama haftada 140 saat falan çalışıyoruz, 130 saat falan çalışıyoruz yani şu anda. Buraya gizem geldi. Gezip geliyor. Ne? Borç toz bezi verir misin? Ben de bulamadım ya. Toz bezi yok ya. Evet. Bilmedim, ben sende var ya. Bende de yok, hiç yok bende bir de. Şundan çal. Var mı? Yani bir depo arabası gibi bir şey alalım bundan. Bu ilk oda beni çok uğraştıracak çünkü arabada bir şeyler değişmiş arabamda. Ayarladım ama hani bir şey eksik, bir şey fazla. Bezim yok falan filan, onları ayarlayacağım. İlk oda biraz yoruyor o yüzden. Daha ilk odayı bitiremedim. Yataklarını yaptım. Yeri süpürdüm. Tozunu aldım. Şimdi banyoya gireceğim. Banyosu bittikten sonra oda bitiyor. Buraya ne için geldim? Şu bunları almaya geldim. Şimdi queen diyor. Queen'den lazım. İşte queen'le iki kişilik odalar var ya. Her odada iki yatak var. Onlar queen oluyor. Bir tık küçük yataklar. King de daha büyük yataklar. Şunlar da king yazıyor burada. Burası king kısmı. King'ler de tek kişilik büyük yataklar. Yani odada bir yatak varsa o king oluyor ve büyük oluyor. Şimdi buradan queen alalım bir 10 tane falan. Onları arabaya götüreyim. Odayı temizleyelim, sonra da diğerine geçelim artık. Son iki odam kaldı, onları açacağım. Umarım tip buluruz ya. Evet arkadaşlar, ilk odamızı bitirmiş bulmaktayız. 225 numaralı oda. Bitirmeyi sondan başladık. Şöyle bir çizgi atalım. Tamam, şimdi 224, hadi bakalım. Evet, bir odamız daha bitti, 224. Arkadaşlar odanın birinde şöyle bir not bırakmışlar. İşte havuzunuz için, şusuz için, şunu teşekkür ederiz falan diye. Tam da bahşişim nerede, paralarım nerede, dualarım nerede? Odayı neredeyse bitirdim. Şimdi yeri süpüreceğim. Tuvalet temizleyeceğim. Ardından mola çıkacağız. Evet, 221'i de bitirdik. Yeni süpürmedik ama şu odan ümitliyim. Bakalım bu oda bir şey bırakacak mı? Sırada 219'lar. Sonra tek yataklı oda geldi ya. Şurada olsun.
arkadaşlar, sonunda molaya indim. Deve oldum. Mal gibi sürekli storage'a gittim geldim çarşaf almak için. İnsanlar çarşafları yanlış koymuşlar. Gidiyorum, alıyorum, seriyorum ve çarşaf küçük geliyor. O yüzden bir odayı bir saatte falan temizleyebildim. Çünkü arası mesafesi bayağı uzun. En son hepsini yaptım dördüncü odanın. Sadece tuvalet kaldı. Orayı temizleyip sonra bitecek. Şimdi molaya indik. Tavuğumuz var. Ne tavuğu yani? Pilavımız var, pirincimiz var. Onu yiyeceğiz. Bir de ton balığı var. Bildiğiniz gibi yemek bulmuştum. Bayağı yemek, hatırlıyor musunuz onu? Hatırlıyorsunuz. Onu biri almış. Maalesef yemeğimizi çalmışlar. Bozulmasın diye de arabaya almadım. Arası sıcak diye. Keşke alsaydım. Neyse. Acemiliğimize geldi. Son bir odam kaldı. Şimdi yemeği yiyip odaya açmaya gideceğim. Oradan bir 25 dolar tutup bekliyorum. Yoksa bugün kurtaramadım. Yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra görüşürüz. Sonunda burayı bitirdik. Burası en zorlu odalardan bir tanesiydi. Banyosu çok pisti. Trene kadar canım çıktı. Çok terledim. Arkadaşlar şu odaya gideceğim. 222 saat 3'te çıkacağız demiş. Bakalım gidelim oraya bir. Durumlar neymiş. Umarım çıkmıştır da yol atıp bırakmıştır. Harika olur. 222 burası. Dinleyelim ses var mı? Şimdi sürekli gibi gözüküyor. Housekeeping. Housekeeping. Evet, burası. Çıkış yapmış. Burada kullanan ne iş var? Ananı satayım. Bu oda harbiden rezalet. Ya bunlar harbiden... Şöyle diyebiliriz bunlara. Şuna bak. İşte hep temiz oda denk geldi. Bu sefer kirli oda denk geldi. İnsan bir bahşiş bırakır pezenekler. Bu ne? Her yeri mahvetmişler. Bu odaya en son gelelim en iyisi. Bu oda imkansız temizlemesi biraz. Kaplarında falan hiçbir şey yok. Ya burada insan kalmamış belli ki, gördüğünüz gibi. Her yer çöp dolu. Görüyor musunuz kamera, bilmiyorum. Yani insan yatağın üzerinde ne, yani zeytin ne işaret yatağın üzerinde. Yani böyle hayvanlar da kalabiliyor tabii ki arkadaşlar. Şansımıza odaların çoğu temiz geldi ama burası bayağı pis. Bakalım burası ne durumda. Evet, burada böyle su şişeleri falan var. Burada kirpik buldum. Allah'ın ayısı da kirpik takıyor. Ayıya kirpiğin ne işi var? Yani banyosu normal. Fırat açalım bakalım. Yani beklenmeye çekildi. Burası temiz. Genelde tuvalet kirli olur. İçerisi temiz olur. Bu sefer tam tersini yapmışlar. Neyse. Sıradaki odaya geçelim. Burayı en sona bırakacağım. Burayı hiç temizlesim gelmedi şu an. En son buraya gidip burayı temizler bitiririm. Hadi birazdan görüşürüz. 2018'de bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son odalar sonunda bitti. 222 rezalet bir pislikteydi. Gerçekten var. Ben bugün 9 tane oda temizledim. Harbiden hiç seninki kadar pis bir oda görmedim. Çok pisti ya. Ya oda temiz hala. Adam çöpleri ben toplamış girdiğimde. Videoda çektim. Hangi adam toplamış? Bu şeyci. Strip yapan. Neydi? Laundry mı? Laundry yapan, evet. Laundry herhalde mevcutları toplamış değil mi? Odaya girdim. Ananı sorayım. Her yerde yemek artık. Yatakların üzerinde şeyler, böğürtmenler, zeytinler, yerde şey, çilek, hiçbir şey yok. Tank yazmışlar kağıda. Şeyde tank kağıdı buldum, Allah belasını. Adamlar gitmiş yatağı falan toplamış, tank yazmış. Lan bunu uğraşacağına 2 dolar bırak, öyle git. Allahsız herif ya. Neyse arkadaşlar, saat 5:10 geçiyor. İşimiz bitti. Şimdi burada, bu benim mi? Evet, şimdi burada C vitaminli su var, oraya gideceğiz. 20 miligram C vitaminli bu ya. 5'i 20 geçiyor saat. İlaç gibi bir şey. Şimdi servise binip, otobüse binip eve gideceğiz. Oradan Walmart'a falan gideceğiz. GoPro'mu iade etmiştim bildiğiniz gibi. Şimdi GoPro'nun ekipmanlarını iade edeceğim. Umarım sıkıntı yaşamayız. Ondan sonra tekrar eve gideceğiz. Spora gideceğiz. Günüm bu şekilde geçiyor. Gizem asla yüzünü baş attırmayacağım. Yani fotoğraf çekiyormuş. Evet, senin yüzünden çekiyorum. Oralıyorum şu anda. Biraz daha lan. 17.38 diyor. 17 dakika sonra otobüs var. Yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yine mekanımıza geldik. Otobüs bekliyoruz. Elimizde elmalarla. Akşam yemeğimiz. Otobüse geliyor. Arkadaşlar Amerika'da bir mağazaya girdik. Mağaza diye. Mağaza değilmiş. Oyun yeriymiş. Burada bir sürü oyun var. Yu-Gi-Oh bilenleriniz belki vardır. Onun kart şeyi de eski. Küçükken bizde böyle şeyler yoktu. Sadece kartı yere koyarak oynuyorduk. Toprağa falan çiziyorduk. Burası bayağı güzel bir yermiş. Şimdi Walmart'a gelirken bir uğrayalım dedik. Kartlar falan filan var böyle.
girelim o zaman. Hi. There's a will, there is a way. I'm gonna go ahead and put it back on the debit card that it was charged on. Yeah, okay. Is it possible to take cash or not? Mm-hmm. No, okay, it's okay. So, okay. Do you need my card? No. Okay. Arkadaşlar. Ne? Ürünü veriyorsunuz, iade etmek istiyorum diyorsunuz. Eğer süresi geçmemişse iade ediyorsunuz. Sadece bak ürünü var, ürünü yok falan. Yani 22 parçalık bir GoPro seti almıştım. $23. Onu geldim, iade ettim. Biraz kullanmıştım ama yani önemli değil yani. GoPro'yu iade edebildim yani, öyle söyleyeyim. Setimi iade ettim mesela. Bir ay kullandım. Hiç sıkıntı yok. Herkes iade ediyor burada bir şeyleri. Bayağı hani gelişmiş bir sistem. Yani müşteriye mağdur etmemek için her türlü şeyi yapıyorlar. Şimdi Walmart alışveriş yapıp eve geçeceğiz. Evde görüşürüz. Bu videoları MacBook'a edeceğiz ama MacBook'u hala öğrenemedim. Bilgisayar alalı 2-3 gün oldu. Çok zor. Mac kullanan varsa, böyle takdiri varsa yorumlara yazın. Mac inanılmaz zor. Çok garip bir sistem. Arkadaşlar bugün para yatıydık. Şey aldık. Soman aldık bir tane. 708 gram falan topladık bir tanesi. Bir tanesi indirimli geldi. İyi oldu. Onun haricinde bir Omega 3 aldık burada kullanmak için. Bayağı burada mahvolduk. Bittik. Onun haricinde tatlılar, matlılar, bir şeyler aldık yani bayağı. İyi alışveriş yaptık. Şimdi ben pre-workout falan bakıyorum. Gainer bakıyorum. Onları internetten az yüksek ben ama fiyat göreyim diye şey yapacağım. Vitaminler burada. Bu fiyatlarda genelde. Kalsiyum yani çok gereksiz. Çok önemli böyle. Şimdi Walmart'tan çıktı arkadaşlar. Ben kaldık, kanıp diyoruz. Cemalettin tam bir dede olduğu için. Ekmeğin üstüne çikolata sürmüşler. Yemin ederim Nutella al ekmek. Tam bir boş alan. Mükemmel bir şey, bunu yiyeceğim falan. Ama şu kameranın kalitesine bir bak. Ben bu şekilde. Karamelli dandı. Bu sosun etin güzelliğine bak, pembe ha, pembe. Şunu dedim, çok iyi. Suyunu bırakmadı, şunu şey yaptım. Şey yüksek ateşte, yok abi şimdi. Ters düz yapamsak da. Yüksek ateşte yaptığım için mühürlendi, o yüzden suyunu bırakmadı. Evet, Yama Usta bize somon aldı. Bugün paraya girdik, somon aldık. $20 tuttu burası. $20 ama burada ne kadar var? 2 kilo var mı? Yok, 1 kilo var. Yanında yarın yemekleri pişiyor tavukta. Burada bugüne. Yanında patatesim var şurada. Bugünkü beni öyle. Abi sen şu an şef olacaksın, çıkayım ben de yatıyorum burada. Genelde yatıyoruz zaten. Hadi lan. Arkadaşlar o zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şu video gelsin, bu video gelsin diye. O zaman görüşmek üzere.